Gençler merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 2024 Rıdvan. 2024 ha. Herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dilerim. 2024'te video çekmedim. Daha yeni çekiyorum çünkü. 2024'ün ilk videosunu çekiyoruz. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun oğlum inşallah. Bakalım bu sene nasıl geçecek. Umarım her şey yolundadır. İyi de gidiyordur diye tahmin ediyorum. Rıdvan ne yapacağız oğlum taşını? Abi geçenki yaptığım çok dehşetül vahşet bir şey oldu. Dehşetül vahşet. Tabii. Anlıyorum. Çok güzeldi. Yine aynısına yapalım diyorum. Gene yanları birle mi gireceğiz? Tabii. Birden kat çıkacağız yani. Aynen. Üstler? Üstleri de abi bir iki parmak kısaltırız ya makas. Çok fazla kısaltmayacağız. Yok. Geçenkinde çok kısaltmamıştık. Hafif toparladık. Hı. Gene aynısından devam o zaman. Aynen. İstiyorsan göstereyim üstlerin şeyini sana. Sence ben unutur muyum? Unutmazsın abi. Bak buradaki saçı ben uzun bırakmıştım. Gene bunu böyle uzun bırakayım mı sana? Böyle geriye olur doğru abi. Böyle geriye doğru atıyorduk ya bunu. Tamam olur. O parçayı uzun bırakayım. Tamam. İlk önce bir gençler makine yağlamak çok önemli ha. Tıraşlardan önce eğer ki çok kullandıysanız buradan böyle eğer senior kullanıyorsunuz 1 2 3 2 de bu köşeleri attınız mı 5. Ondan sonra az bir çalıştırın makineyi. Şöyle bir 15 saniye boyunca. Ondan sonra bir peçete yardımı ile şuradan bir peçeteyi alalım. Peçeteyle şöyle bir etrafını silin. Şöyle yaparak. Bak çıkıyor kıllar görüyor musunuz? Ondan sonra böyle temizleyin. Sonra kapatın. Kapattıktan sonra şunda da böyle bir şuradaki kılları böyle bir atın. Ve ondan sonra tıraşa rahat bir şekilde başlayabiliriz. Gençler şimdi bir numarayla başlayacağız. Şimdi bir numarayı takalım. Çengel tabii ki aşağıda. Ya yani yukarıda aşağıda diyorum. Yanlış yaptım. Çengeli kapalı tutun. Hoppacık başlayalım. Yine katlı çıkıyor mu oğlum? Aynen abi. Şuraya kadar çıkayım mı yoksa buralara kadar mı alayım? Ne diyorsun? Daha aşağıda olsun ya. Yani. Şuradan. Aynen. Amerikan tarzı. Makineyi kaldırmayı unutmayın gençler. Şuradan şöyle kaldıra kaldıra. Yani ilk önce bir çerçeveyi çizeriz. Ya çok fazla değil. Şöyle göstereyim bak. Aha da bir parmak. Gördünüz mü bak? Buradan böyle devam edeceğiz. Çok fazla yukarı çıkmadan bir parmak çık. İşimizi görürüz. Evet bizi izleyen bayanlar varsa Rıdvan Bayan Kuaförü Özkanlar tarafında. Bekleriz. Salon Mehmetcan. Salon Mehmetcan. Bekleriz. Erkekler de Salon Halim Kinkava. Evet gençler böyle bir numarayla bir alalım. Bu arada unutmadan eğitim de veriyorum. Eğitim almak isteyenler varsa eğer ben buraya zaten açıklama kısmına numaramı da yazıyorum. Numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. İşte Instagram adresim halim.altankinkav bu şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kinkav official var. O da iş hesabım. O iki yerden de bana rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tamam. Şöyle bir numarayla etrafını aldık. Şimdi gencolar gelelim diğer kısma. Ondan sonra bu bir numarayı çıkartıyoruz. Sonra şu 1/2 kalın 1/2 bunu takıyoruz. Çengeli bir tık aşağıya alalım komple indirdik aşağıya. Ondan sonra buraları böyle bir komple yiyeceğiz. Şöyle. Buraları güzelce yiyelim. Buraya artık inceden bir kat çıkacağız ya. Böyle yaparak buradan böyle devam ederek şimdi bu tarafı
geriye doğru atacağımız için diğer taraf gibi yukarı çıkmıyorum. Burada sadece olduğu yerde hafif oynatarak, hafif kısaltarak burada böyle oynuyoruz. Bak şu ana saçı geriye doğru, öne doğru alalım. Çünkü bu tarafı bu sistemde geriye atacağız. Gördüğünüz gibi. Bakın hop, saç bir anda oturdu zaten. Gördünüz değil mi? Şimdi buranın katını böyle yapalım. Ondan sonra bunu komple aşağıya yukarı doğru kaldıralım çengeli. Kaldırdıktan sonra şu aşağıdaki şu izler var ya, bunları kaybedeceğiz. Çok fazla çıkmadan bak hemen şöyle yaparak zaten buraları rahat bir şekilde ufaktan bir kat vererek şöyle yiyoruz buraları. Buraları böyle güzelce bir yiyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Sonra da sıfırı takacağız bunun ucuna. Şuradaki minik izleri kaybedeceğiz artık ondan sonra da. Bak şuralara ufaktan bir kat veriyorum. Çok minik bir şekilde. Şöyle giderek. Tamam, burasını da böyle halletmiş olduğu. Ondan sonra gençler. Şu. Bir buçuk milimi takacağız. Bak bunu. Bir buçuk milimi takalım. Tabii bunu da temizleyelim. Şöyle temizleyelim güzelce. Oldu. Ondan sonra 1,5 milimi takıyoruz. Çengeli aşağıya indiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bak izler şurada hafiften duruyor zaten. Çok fazla çıkmadan. Bak şöyle şöyle yukarı doğru böyle yaparak. Bakın diklemesine vuruyorum izler kaybolsun diye. Gördünüz değil mi? Yatık değil, diklemesine. Şöyle yaparak buradaki izleri güzelce kaybediyoruz. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Şöyle şöyle. Burayı da böylece aldıktan sonra çok fazla dediğim gibi bakın yukarı doğru çıkmıyorum. Olduğu yerde hafiften oynatarak. Aha da gördünüz mü gençler? Bu sistemde o izleri de kaybetmiş oluyorsunuz. Böylece onlar da kaybolmuş oluyor. Ondan sonra ne yapacağız? Tabii ki de enselerini falan ayarlayacağız artık. Natürel'i çıkartacağız. Tekrar bunu alıyoruz. Şuradan hafif girelim. Şu kulak etrafını güzelce bir açalım. Bunu ister makinayla yaparsınız ister makasla. Ben makinayla alıştığım için artık makasla hiç uğraşmıyorum. Ama makineyle yaparken dikkat edin, kaçırmayın. Vallahi sıkıntı çıkartabilir size. Buna da çok dikkat edin. Çok fazla bir kat çıkmıyoruz saça. Böyle minimal katlardan gidiyoruz. Öyle çok fazla önemli kat çıkmıyorum. Böyle fade tarzı yapmıyorum. Şuraları şöyle güzelce bir yiyelim. Alalım burayı. Sonra buraları. Tamam. Hı? Evet. Şöyle. Böyle makinenin ucuyla böyle ince ince alıyorsunuz. Zaten onları biliyorlar artık. Benim bütün videolarımı ezberledikleri için. Şimdi gençolar. Enseyi natural yapalım mı? Böyle sıfırla. Şöyle. Bak zaten bunun böyle terse çıkıyor ya enseleri, köşeleri. İşte onu da ben ayarlıyorum oğlum zaten sana. Şimdi böyle aldık. Ne kadar yamuk oldu değil mi? Kafama göre aldım çünkü. Ama o fark etmez. Şöyle iki tık yaptıktan sonra şöyle yiyelim. Böyle güzelce yiyelim. Ondan sonra komple yarımı alıp şurayı da şöyle yedikten sonra
Bakın gençler ne oldu? Hiç yamukluk nerede? Gitti. Çünkü neden? Az önce iki tık yapıp ben burayı böyle kendimce ayarlamış oldum. Bak. Aslan gibi ense çıktı. Böyle basarsan bu tarafı odaklar. Öteki türlü yaparsan onu odaklar. Değil mi? Ya? Evet gençler. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi gelelim makas işlemi. Şimdi ilk önce yanlarda hiç ıslatmaya falan gerek yok. Yanları ıslatmamıza gerek yok. Şimdi şuradan böyle bir çıkana bir tıklatalım. Evet, makasla şimdi bu katı vereceğiz. Yukarı doğru böyle çıkarak ince ince. Şu en alttan başlayarak. Ve bu tarafa doğru bak. Saça ovallik veriyorum makasla. Makas ve tarakla. Bakın iyi izleyin. Dümdüz girmiyorum saça. Yani haldır huldur önden girmiyorum. Şöyle ovallik vererek yavaş yavaş çıkıyoruz. Şöyle en dipten girin. Tarakla alırken unutmayın. Eğlen güzelim gününü gül et. Evet, burayı böyle almış olduk. Şimdi burayı böyle güzelce kısaltalım. En dipten giriyorsunuz gençler bak unutmayın. En alttan. Adım adım step by step. Mesela saçın çıkış yönü nasıl? Bu tarafa doğru geliyor. Biz bunu böyle vurursak saç burada dalgalanma yapar. O yüzden böylemesine gireceksiniz. Bu sistemde alacaksınız. Aynısını buradan da böyle başlayarak. Mesela buralar uzun kalmak zorunda. Burayı pek fazla ellemiyoruz. Çünkü neden? Bunun burası zaten basık içeri doğru. Basık olduğu için şu köşeleri, altları hafif kısaltırsak oraya da hafif bir bombelik vermiş oluyorsunuz. Yani bunlar biraz anatomik saç kesimleri modellerine giriyor. Bu sayede onu da öğrenmiş oluyorsunuz işte. Mesela sizin de kafa yapınızda varsa eğer böyle bombeli olmayan, böyle dümdüz geliyorsa saçların bu bölümünü biraz yoğun tutabilirsiniz. Bakın. Nereden giriyorum? Saça bak. Artık buradan bu tarafa doğru geliyor ya bak. Burada artık tara şu sistemle giriyorum bak. Şu kavisi vererek. Böyle değil yani. Dümdüz değil. Bunlar işin ince ayrıntıları. Saç keserken. Rıdvan bu arada sen de öğreniyorsun ha. Çakal hiç anlatmıyorum bunları. Şimdi sen de bana diyorsun Halim abi. Böyle. Olur da başka berbere gidersen anlatırsın. Dersin ki benim berberim böyle böyle alıyor da. İleride unisex dükkanı açacağım kendime. İnşallah. Beni de çalıştıracaksın mı yanında? Abi ben seni. Senin Allah'ına kurban. Evet gençler bakın şimdi buraya dediğim gibi fazla girmeyeceğiz. Bak şuraları böyle bir güzelce ayarlayalım. Çok fazla çıkmıyorum yukarı. Fark ediyorsanız. Hafif toparlıyorum bak artık burayı. Dediğim gibi şu ön taraf burayı uzun bırakacağız dedim. Buradan böyle saçı ayırıyorsunuz. Şuradan şöyle alarak bak çok az böyle minicik uçlarını oynayarak alıyoruz. Ondan sonra ahanda bu saçı böyle geriye doğru çektik mi? Evet, şöyle gelip bir gösterir misin? Bir yanlış görsünler ya. Bakın, bu sistemde buradan böyle saçı geriye doğru alıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Böyle. Çok da güzel dalgalı gelmiyor mu bak? Çok tatlı gelmiyor mu? Vallahi güzel geliyor. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Değil mi? Tabii. Mükemmel. Mükemmel işte, diyor ya. Mükemmel bir atlayış oldu.
Evet. Oh. Rıdvan iyi mi sandın? Şimdi güzel oldu. Üstleri fazla kısaltmıyorum oğlum. Gençler Allah, şimdi buradan bir saçı şey ayırıyoruz. Bu sistemde böyle. Şimdi üstlerden alacağız biraz. Onu da toparlayacağız. Fazla kısaltmadan. İki parmak falan alabiliriz. Rıdo. Efendim abi. Şunu al alayım oğlum. Al abi. Gençler bak şimdi. Sarılar iyiydi. Arkadaşlar. Nokta kesim. Saç kendine ama çapraz nokta kesim. Bir de bunun düz hali var. Yani böyle. Ama şu an onu yapmayacağız. Çapraz kesiyoruz. O yüzden bu tarafı alalım. Bak bu aradan çıkanlar var ya bak. Buraları böyle güzelce hafiften toparlayalım. Ondan sonra tekrar böyle. Zaten saçın anası burada. Buradan alıp bu tarafa doğru şeklinizi veriyorsunuz. Güzelce. Burayı da böyle aldık şu an sonra. Bitti. Sonra buraya geldiniz. Arkalarda makası öyle kullanmayı bilmiyorsanız yapmayın ama. Bak ben size söylüyorum. Havada 50 tur atar. Bak mesela görüyorsunuz bak. Bu taraf artık uzun. Bu taraf daha kısa. Hop böyle çekiyorsunuz. Şu tarafa doğru. Aldınız. Buraya geldik bak. Saçı bu tarafa doğru çekin. Kısa uzun çıksın. Ondan sonra böyle. Taran şu köşesini kullanarak tekrar buraya geliyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Tekrar bu köşesi. Devam. Rıdvan Hatunlar yazıyor. Başladılar. İş bitti ya. Bekleniyoruz abi. Hadi nerede? Şey. Hadi nerede kaldın diyorlar. Ne yapalım abi? Seviyoruz. Sende de kızlar sizin için güzelleşiyorum. Evet, o tarafı ayarladık. Şimdi saçın bu tarafına geleceğiz. Buraya geldik. Alalım. Burayı da alalım. Yüzün kıl oldu mu oğlum? Oldu abi, az önce bir tane burnuma girdi. Vallahi mi? Tabii tabii. Şu an genizimde dolaşıyor. İyi iyi güzel. Tamam bir şey olmaz. Atomlarına ayrıldı biraz. Her genç kızın başına gelir bu yaşlarda. Tabii. Böyle şeyler, dert etme. Evet gençler, gördüğünüz gibi böyle gidiyoruz. Şimdi son sistemimiz kaldı burası. Bak burayı hiç almadık çünkü. Şuradan da buraları hafif toparlayarak böyle gidiyoruz. Buradan da burayı alıyoruz. Şimdi en arkası bu taraf. Bu taraf. Bu tarafı artık bak zaten kısadan uzuna doğru geldiği için şurayı şöyle alıyorsunuz ve çok fazla değil bak. Çünkü orayı bombeli bırakacağımız için saçın bu tarafını bombeli bırakacağımız için buradan girip şöyle gelerek bakın. Burada zaten saçın kısalığı ve uzunluğu çıkıyor. Çok fazla girmeden bak. Tarakla ve makasla saçı kaydırarak kesiyorum bakın. Kaydırma tekniğiyle gitmek zorundasınız. Şöyle yaptığınız zaman bak nasıl oturdu saç. Gördünüz değil mi? Bu sistemde. Rudo, iyi mi oğlum böyle? Vallahi iyi abi. Hatta daha fazla kısaltmama gerek var mı? Sence daha iyi olacaksa biraz daha alabilirsin. Sence daha iyi olur mu biraz daha kısaltmam? Yani bir tık önlerden falan alabilirim. Tamam abi, al biraz daha ya. Çünkü biz de çabukuzuz zaten. Evet. Benim saçlar hızlı uzuyor ama arkadaşlar Halim abinin benim sevmediği bir huyu var. Senede iki kere falan geliyorum ben berbere. O yüzden böyle abi, müşteri düşman başına. Halim abi yakında almayacak beni. Bence de. Bir de benim zaten saçımı kesmeyi çok sevdiğini düşünmüyorum. Benim saçlarım çok gür ve kalın telli olduğu için, kabarık olduğu için. Çok severim. En sevdiğim şey benim cins saçlar. Cins saçlarla uğraşmayı seviyorum oğlum, yapacak bir şey yok.
Abi sen zor, zor işleri seviyorsun be, benim gibi. Aynen öyle. Benim arkada bir tane döner var ya abi. Tamam. Herkes bunu kessin. Diyorum arkadaşlar döner var ya onu kessin. Orası böyle şey. Sen bir de yatıyorsun ya oğlum. He. Herhalde oraya çok yatıyorsun. Burası şey, kelmiş gibi duruyor. Hı-hı. Aslına bakarsan öyle bir şey yok ama. Evet. Öyle duruyor. Ben direkt böyle sırt üstü yatıyorum ya abi. He. Orası ondan sonra şey oluyor. Musa'nın denizi yardığı gibi yarılıyor böyle ortadan ikiye sabah kalkınca. Evet gençler. İyi mi oğlum? İyi abi. Gayet. Gördüğünüz gibi bak buradan böyle gelişi bak. Mükemmel geliyor bak. Burayı da böyle almadık. Buradan böyle uzatıyoruz. Buraları da böyle geriye doğru tarayıp şuralar hafif arkaya doğru. Bizim tıraşımız burada sona eriyor. Ben sakalları alacağım ama sakalları makinayla alacağım gençler. Gençler kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmazsanız çok sevinirim. Adam yapıyor yani yapıyor bak. Dedi. İzmir'deysen ve hala Halim abiye gelmiyorsan bu da senin ayıbın kardeşim. Vahay aslanına, aslanına bak sen. Rıza koydu lafını. Bu da sizin ayıbınız. Bu da bizim premierimiz. Arkadaşlar aynı zamanda oyunculukla ilgilendiğim için biraz şeyler evet, var. Var. Şey neydi lan o? Dur bir saniye aklıma gelecek. Yeşilçam'da neydi? Şey ufak şey vardı ya. Aha onun evrilmiş hali. Siz bakmayın böyle oturduğunda ayakları yere değmiyor. Küçük yani. Değmiyor. Şşt, ben kısa. Bak oraya fotoğraf çekeceğiz. Ha tamam. Nereden çekeceksin? Nereden çekeceksin? Çektin mi? Buradan. Buradan mı? Böyle durayım mı? Yeah. Biz bunu niye videoda yapıyoruz ya? Videodan sonra çeksek olmuyor. Millet diyecek ki bunlar manyak. O zaman biraz şöyle sikişelim bakalım. Değil mi ya? Birbirimize mi? Birbirimize mi? Ay çok severim. Evet gençler. Şakamızı da yaptığımıza göre kendinize çok çok dikkat edin. Ben sakalları alacağım artık sıfıra. Saç bu kadar bitti. Bunu da böyle kenarınıza koyarsanız izlersiniz katlı kesim. Çok fazla kat değil. 1, 2, 3 olarak çıkıyoruz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Like'lıyorsunuz.